Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aslında bundan önce size çok güzel bir lig videosu çekmiştim. Ligi bastığım videoyu vesaire. Arkadaşlar talihsiz bir durum geldi başımıza. Çok detay vermek istemiyorum. Herkesin de başına gelebilir. Elhamdülillah çok aşırı bir sıkıntı yok. Akrabamın biri yani e, kaza geçirdi arkadaşlar. Şimdi o videoyu atamadık ama bu videoyla başlayalım. Filin takılarındayız arkadaşlar. Şu anda rakipleri görüyorsunuz. Hepsi savaşlarını yapmış. Biz de 3 adet savaşta 7 yıldız almışız. Kabul etmiyorum bunu kesinlikle. Belediye binası 15'te bizim. 2 yıldız alma lüksümüz yok. Murat Reis ellerine sağlık olsun. E, ne diyelim e, olabilir şanssızlıkla ama ikinciye af yok arkadaşlar. Yedeğe çekiyoruz arkadaşları. Yedeğimiz var burada. E, ama Murat Reis'i ben ana kadroyu savaşlarını beğendiğim için aldım. Zaten kendisine sonuna kadar güveniyorum. Uğur T gelmiş yani Ömer kardeşimiz. E, güzel bir üçlük yapıştırmış çift. Sarmaşıklı şöyle 2x hatta 4x de izleyelim. Sonra da benim savaşlarımla başlayalım arkadaşlar videolara. Canlı savaşlar atacağım. 3 hesabım burada zaten. Biliyorsunuz yani hesaplarımın burada olduğunu. Terapinin ana klanında Şampiyon Lig 1'de dünya sıralamasındaki rakiplere karşı da oynayacağız. Bu arada futbol topu attı gördünüz mü? Güzel oldu. Bakın merkeze güzel bir sarmaşık koruyucu özelliğiyle şuradaki öfkeli savunmaları yerle yeksan etti. Bir tane daha sarmaşık belediyeyi aldı. Güzel gidiyor. Kraliyeti nereden saldı? Kraliyeti salmadı mı mübarek? Nerede kraliyetin? Güzel. Merkezi de harika bir dondurma attı. İşe kalmadı köyde. Gerisinde barbar kralla temizlik askerleri tamamladı arkadaşlar pekkalarla birlikte. Ömer reisim elin emeğine sağlık. Sen büyük oyuncusun. Seni buralarda gezdirmem. Alacağım seni yukarılara. Bir numarada da Mad yüzde %91 alınmış. Tazı balon yapıyor kendisi. Bakalım burada ne yapmış. Evet tazı balon yapmış arkadaşlar. Şöyle 4x de onu da gösterelim. Bakın görünmezlik kulesini çok güzel bir şekilde aktif etmiş. Yeti, yeti bombası yapmış. Öfke kulesinden etkilenmediği için bazı şu şeyleri alamamış savunmaları. Kralçe yürüyüşü yapmış. Kralçe yürüyüşlü yeti bombalı bir tazı balon saldırısı. Bu adamın saldırıları çok güzel kendini her geçen gün geliştiriyor. Geçenlikte de başarılı üçlükleri vardı. Çılgınlar klanından şu anda misafir. Çılgınlar klanından 3 misafirimiz daha var. Biri yedekte 2 tane daha var arkadaşlar. Kraliçe'ye geç attığı için öfkeyi. Orada kraliçe öldü. Kraliçe ölmemiş olsaydı şu anda çok rahat bir 3 yıldızlık izliyorduk arkadaşlar. Sağlık olsun diyoruz. Bir sonraki savaşlarda kendisinden bir sürü üç yıldız bekliyoruz. Temizlik askerleri şuralara gitmediği için süre problemi yaşadı. Yoksa herhangi bir ordu problemi yoktu arkadaşlar. Hızlıca savaşlarımıza buyurun geçelim. Şimdi arkadaşlar lig başlamadan şöyle gösterince anlamışsınızdır zaten. Usta lig 2'deyiz. Geçen sezonu 3. sırada tamamladık. Maalesef birinciyi bile yenmemize rağmen. Yüzdemiz adamları katlamasına rağmen. Yani öyle bitirdik arkadaşlar. Şu adamlar güzel atmış. 35 yıldızını kaç savaşta? 13 savaş. Çok iyi. Bu adamlar bir numaralı rakibimiz. Benim burada ADFM arkadaşlar sürekli 40 yıldız üstü gitmek. Bakalım arkadaşlara güvenim sonsuz. Ben de içlerinden hemen düzen beğenip saldıracağım. Şimdi Ado'yu yani Uğur Reis'i izliyoruz. Evet dediğimiz anda da Ado'dan saldırı geldi arkadaşlar. Uğur'un iki tane hesabı var. Bir TLS Asterix bir de Ado arkadaşlar. Hatta bir tane de Mavi Klan'la yolladık aynen. 3-4 tane hesabı var da onlar düşük hesaplar. Nasıl bir giriş gerçekleştiriyor? Aslında şuraya Valkir ile belediyenin tersinden mükemmel bir giriş gerçekleştirilebilir. Ama sanırım belediyeden girmeyi kendisi tercih etmiş durumda. Evet belediyeye doğru tüm ordusunu yolladı. Koridor temizliği çok başarılı. Rakip savunmalarda düşüklükler var arkadaşlar. Bunu müthiş bir avantaj olarak kullanmamız lazım. Şuraya zehri çoktan atman lazımdır. Neyse önemli değil. Ordusu oradan gayet ee, sağlam bir şekilde çıktı şu anda. Buz golemin ikisi birden dondu. Biri bir tarafı biri bir tarafı dondurmuş oldu. Zehir kuleleri atmadan merkeze doğru girişimizi sağladık arkadaşlar. Kraliyet attığı yer çok hoşuma gitti. O kaya saçarı tek başına kraliyet aldı. Çok güzel. Şurayı da bu ordu alacak. Elimizde bir sarmaşık. Öfkemiz de var. Dışarıdan da barbar kralla valkirler tamamlıyor. Bundan da hala 3 yıldız olmaz. da ne olur arkadaşlar? Daha görünmezlik büyüğümüz var. Kraliyetin özelliği elimizde full can kraliyet. Pekkalar dışarıdan temizliyor. Dışarıdan barbar kral full can. Kral kraliçe işte. kraliyet özelliği duruyor. Yemin ediyor Alkışlarla ilk canlı yayın savaşta üçlüğümüzü de almış oluyoruz. Bundan sonra elinde herhangi bir şey de yok. Ne onun adı? Eee... Temizlemesi gereken bina da yok. Şuna bak ordusunun hepsi hayatta. <laughs> çok rahat, çok profesyonel, mükemmel bir şekilde üçlüğünü yapıştırıyor. Koruyucu da öfke aurası var ve bunu çok etkin, avantajlı kullandı. Kralçede donmuş yok. Tabii ki dev eldiven de barbar kralda. Basamadık max seviyeymiş. Ve evet, diyoruz bir sonraki saldırışımıza geçiyoruz. Sabah günü iyi geyinin. Evet dostlar şimdi Ahmet abi izleyeceğiz. Sarmaşık büyüsüne geçmiş. Hey, Allah Allah Ahmet abiye baksan arkadaşlar. Normalde süper okçudan asla vazgeçmeyen adam gelmiş liglerde bu orduyu kullanıyor. Şu an koridor daraltma şekli çok hoşuma gitti. Bakın arkadaşlar rakip savunmalarda çok güzel düşüklükler var. Seken top Göremiyorum bir tane çok lokçu kulesini vatandaş basmış. Kelle avcısına attığı yer çok güzel. Rakip kral. Kraliçe kraliyet. Adam ama kahramanları maksamış şimdi. Yiğidi öldür hakkını ye. Şey hakkını yeme. Hakkını ye ne ya. Ya yiğidin öldürme de hakkını da yeme kardeşim. Yani niye böyle kötü atasözlerimiz var ya? Ben bu atasözleriyle aramı bir türlü düzeltemedim arkadaşlar. Koruyucu özelliği gayet mantıklı bir noktada efendim aşkım. Tamam. Seni seviyorum. Devam ediyor arkadaşlar. Sarmaşığı attığı nokta çok mantıklı ve makul. Koruyucu da Şifa büyük kitabı çok güzel seviyede. Oy develdi ve max donmuş yok. Ok, 23 kraliyette de e, binici kuklaları max seviyede hız şişesiyle birlikte. Çok hoşuma gitti bu arkadaşlar. Bakın paramparça etti. Siz böyle gelir e, düzeninizi ee, bu düzen max da olsa şu an Ahmet abi bu stratejileri çok rahat üçleyecekti arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim size. Bakın bütün kahraman özelliklerini artıracağına yemin bile edebilirim. Birazdan da ispatlarım yani. Elinde daha 4 tane büyüsü var. Max bile olsa bu büyülerin de yardımıyla 3'lerdi. Yine 3'lerdi arkadaşlar. Net söyleyebilirim. Çünkü düzen tam bu sarmaşık büyülük bir düzen. Bunu da Ahmet abi çok güzel görmüş. Kendi karşısındaymış. Değerlendirmiş mükemmel bir ikinci 3 yıldızla hemen bir üst atlıyoruz. Bu tarz videoları izlemek istiyorsanız daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olun arkadaşlar. Sayfamda yüzde seksen buçuk izleyen kitle abone olmamış. Ben de nasıl boşluğu değerlendirip reklam yaptım ama hadi bir sonraki canlı saldırıya geçelim. Daha sırada bir sürü canlı saldırı var. Evet dostlar Legolas'ımız şimdi saldırı yapıyor Yüzüklerin Efendisi kendisi. Ee, bakıyorum Nasıl? Legolas. Lan dedim Valkir ne alaka? Orman binici. Valkir süper okçu kombinasyonu arkadaşlar. Muhtemelen koridor daraltıp şuradan zeplin gönderim yapacak. Umarım tam köşeden zeplin gönderimi yapmaz. Çünkü yanar. Şuradaki dev bombaları da okçu indirirse artık o da kendi şeyidir. Bence indirecek bir adam değil zaten. O boşlukları biliyordur. Biraz geriye şuraya bir yere indirecektir. Ama zeplini çok erken indirip Öfkeyi de önden çok hızlı atıp klon ve öfkeyi zeplin düşmeden atmış olması lazım. Şu an maalesef bunu yapamadı. Ama kendisi tecrübeli bir savaşçı olduğu için bunu çok e, sorun etmeyeceğim kendi açımdan görüşüm olarak. Buraya okçu indirirse hepsi patlar dostum. Demedi deme. Nasıl ya? Sizin koyduğunuz düzenim ben. Vallahi helal olsun. Yani ya şanslı adam abi ben onu söyleyeyim. Çünkü burada Okçu indirip de şu kadar boşlukta dev bomba olmaması bu düzenin saçmalığını gösterir. Bunu da Legolasımız Seyfi Reisimiz güzel değerlendirdi. Çok net arkadaşlar. Kraliyeti atmadan üçlük alacak yani o derece söyleyebilirim size. Çok aşırı net bir üçlük. Abi şuna bak ya bir şey kalmadı ki köyde. Kraliyeti monolite at kendiliğinden üçlesin yani. Bir tane de görünmezliği var daha. Kraliçeye kraliçe. Vay bizim kraliçe yedi bitirdi rakip kraliçeyi. Kraliçenin yolunu buradan ormancılar. Kralın yolunu buradan ormancılar açıyor. Hatta dışarıya da çıkmış ormancılar. Şey kral. Çok net. Elinde bir tane walker var. İstediği yere atabilir. Çok net. Çok net arkadaşlar. Yani kahraman özelliklerini gereksinim bile duymayacak sanırım. Hatta onu artırma çabasında şu an gördüğüm kadarıyla barbar kralı zevkine bastı arkadaşlar hızlıca bitsin. Kraliyeti de kraliçeyi de hepsini bastı. Bir anda paramparça etti. Şanslısın Legolas ama indirdiğin noktada o kadar güzel bir okçu değeri vardı ki okçular köyü zaten üçledi. Helal olsun. Ellerine sağlık. Lütfen benim yorumlarımı alınma. Benim söylediğim mantıklıydı bence. Seviyorum seni. Bir sonraki canlı saldırıya geçiyoruz. Pekala dostlar. Şimdi Asterix hesabıyla Uğur Reisimizi izliyoruz. Hazır balon saldırısı yapacak. Yıldırım depremli kendisi sever böyle şeyleri de güzel güzel yapar arkadaşlar. Bize de zevkle izletir. Muhtemelen belediyeyi kahramanlardan biriyle alacak. Ya kral ya kraliçe emin değilim. Şuraya bir iskelet atsa veya buz golem atsa. Ne? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah ki ne eyvah. Allah'tan titan attı ha buraya. Az kalsın alev atıcı cici oluyordu arkadaşlar. <laughs> Allah billah. Bu adam da yatsın kalksın dua etsin. Bak oradan bir sürü gizli Tesla çıktı. Belediyenin uyanması bizim için mükemmel. Zehir kulesinin atması daha da mükemmel. Şimdi bir buz golemi atarak sağa giriş gerçekleştirirse sola gitti. Ay barbar kral döndü. Bu barbar kraldan bana da verir misiniz? Çok güzel barbar kralınız var beyefendi. Bir de şey barbar kral ne onlar? piksel var. kral cu diye vuruyor bak. Lan zehir kulesi mi attı oraya? Yok zehir büyüsü atmış kendisi. Bak kraliyeti de destek verdi. E, köyü parçaladın dostum. Belediye de iniyor orada. E, bir şey kalmadı köyde. Sen yapıyorsun bu sporu ya. Vallahi billahi. Bakın klan kalesini ne kadar tertemiz aldı adam. Hepsini planlamış. Çünkü demişti abi çok güzel bir saldırı atacağım. Planladım. Bana güvenebilirsin. Ben dedim ki ormancı kullan. Bak risk almayalım. Yok abi dedi sen bana güven dedi. Belki de dememiştir. Ben uyduruyorum. Şu çoklu cehennem inseydi çok iyi olurdu. Hı. Hava patlatıcı can sıkıyorsun. Şu çoklu cehennemin inmesi lazımdır. Attı. Lan arkadaş. Ankara'da takıldı bir don buz golemin peşine gidiyor. Ankara'ya attı zehir. Bak bu güzel bir şey. Lan. Korkutmaya başladı bu beni he. Allah. Rakip kraliyet hayatta. Yok gelmedi ya. Yani inanın bir tane şuradaki çoklu cehennem yüzünden gelmedi ya. İnmek bilmedi gavur ya. Hala da inmedi. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bir şey de kalmamıştı köyde ya. 44 saniye. Yetmeyecek bir de arkadaşlar. Uğur buraya havada karada 70 milyon kere üçlerdi. Yani keşke orduyu şuradan salsaydı ya. Hem kraliçeyi de koruyucu özelliğini alırdı. Ben olsam buradan salardım yani. Başarılı bir saldırı ama 3 yıldız gelmedi diyelim. Bence başarılı bir saldırıydı yani. Kraliyetten mi istediğini alamadı anlayamadım. Yoksa abi sen şurayı yıldırım depremle almışsın. Neden buradan ordu salarsın değil mi? Mantık olarak söylüyorum. Ben olsam şurayı yıldırım depremle almamışsın. Sağlam koruyucu özelliğiyle burayı al ya. Şurada boş çöp oldu. Neyse 3 saniye 2 saniye %95 Ellerine sağlık diyor ve şimdi benim savaşıma geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de rakibin 4 numarasını seçtim. Planımı çok küçük anlatacağım. Şurayla uçan kışlayla 2 tane ormancı buraya alacağım. Şu tarafı da arkadaşlar süper barbarlar. Bir tane ormancı da gerçi şuradan bir ormancı da atabilirim. Hem duvarı açsın hem oralarda takılsın diye. Buradan ordu gönderimimi sağlayıp şu bölümü 3 kere sarmaşıklayacağım. Kahraman özelliklerini durduracağım üç kere ve sonuç olarak burayı üçlemiş olacağız inşallah diyorum. Şöyle saldır butonuna tıklıyorum. 10 seviye kraliyet, 2 seviyede kralis, barbar kral özelliğimizde sıkıntı olduğundan şöyle bir kahraman iksiri kullandım arkadaşlar. Bakalım bismillah diyelim çıkalım yola. Şurada açıklık mı var? Açıklık varmış. Attım ben. Tamam arkadaşlar açıklık varsa bizim için daha iyi. Sadece 4 tane süper barbar kullanırım. Şuradan da uçan kışlamı yollarım arkadaşlar. Şuradan bir ormancı şöyle atalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sürü attım arkadaşlar. Hiç de acımadım yani. Acımanla. Şuraya bir kelle avcısı ve kraliyet desteği atacağım. Burayı parçalamalarını istiyorum. Şuradan arkadaşlar geri kalan ordumu içeriye doğru dürttüm gitti. Şuraya iki tane valkir Atayım. Geri kalan şuradan kral. Bak bilgisayar. Vallahi sinirimi bozma. Atılmıyor bilgisayardan ya. sinirim bozuyor. Şöyle girişe iyi bir öfke büyüsü gelip de koruyucu özelliğini basarsak. Ya da basmayalım. Dondurmayla idare edelim burayı. Çünkü bir şey kalmadı zaten. Şimdilik idare ediyor hala koruyucu özelliği. Şurayı bir sarmaşıklama vakti gelmiş. Aa monolit kaldı. Burayı donduralım. Koruyucu özelliğine şimdi bastım arkadaşlar. Şurayı bir öfkeleyelim. Kraliyetimiz orada ne iş yaptı gördünüz mü? Uçan kışlar. Barbar kral özelliğine bas. Sen monolite alsan yeter bana. Başka hiçbir şey istemiyorum senden yemin ediyorum. İki tane daha sarmaşığım var. Hatta barbar kral içeride kalsa sarmaşığı atmayacaktım. Şöyle arkadaşlar. Bu kez çoklu cehennem dışarıda bıraktım. Kraliçenin oraya gittiğini gördüm. Bir şey kalmadı ya. Şuna Şöyle iki tane. Okçu orayı temizleyerek. Gelsin barbar kral halen hayatta. İskelet büyüm duruyor. Ordumun hepsi hayatta. Daha ne olsun yani. Şimdi görünmezlik kulesini dışarıda bırakıp belediyeyi sarmaşıklayacağım. Sırf zevkine. Bakın şöyle. Nasıl? Nasıl ama? Bakın şimdi arkadaşlar. Görünmezlik kulesi çalıştığında belediye bize vuramayacak. Taktik budur işte ya. Yani. Bazen de mantığını kullanacaksın kardeşim görünmezlik çalıştı. İskeleti eve götürmeyelim. Bak Cian City klanının tepesine de iskeleti bıraktım arkadaşlar. Onlar orada muhabbet etsin birbiriyle. Lan muhabbet edin dedim size. Nereye geliyorsunuz? Manyaklar sizi ya. Tamamdır. Üçlüğümüzü yapıştırdık. Bir sonraki yan hesabımıza gece kurduna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu hesabımızın tam karşısı 11 numara. Aslında bizde öyle bir kural yok. Kim nereye üçler sorayı seçer. Hoşuma gitti bu düzen. Saldırıyorum arkadaşlar. Hiçbir kahraman birlik iksiri basmayacağım. Çünkü belediye binası 14'ten kalma savunmalar var. O da rakibin hatası. Bana ne kardeşim. Süper gidin şikayet edin. Benimle alakası yok durumun yani. Şuradan uçan kışla yatıp şöyle bir tane duvar krizimi yapıştırdım. Şuradan da bir orman büyü orman büyücüsü binicisi attım arkadaşlar. Ben şöyle şöyle koridor temizliğini yapalım. Pek kacıklar içeriye girsin. Kraliyet desteğini de oraya şöyle verdim arkadaşlar. Şuradan da tüm ormancıklarımı yapıştırdım. Valkir reisler siz de bir gidin. Size önce bir çırak sonra da gerçek koruyucu. Çırağı bulamayan gerçeği çırakla şey yapamayan çırak işte. 2-3 kraliyet tasarıyor. Şuraya bir donduralım. Şuraya da bir zehir atalım. Merkeze doğru giriş gerçekleştiren ordumuzu unuttuk. Koruyucu özelliğine basmadık. Şimdi içeriye doğru giriyoruz arkadaşlar. Koruyucu özelliği ve öfkenin yardımıyla burayı da bir parampinçik edip şurayı şöyle bir sarmaşıklayalım artık. Kaya saçarlar indi mi köyde bir şey kalmadı. E, köyde hiçbir şey kalmadı ne yapacağım ben? Nereye ne atacağım şimdi? Neyse kahramanlara iskelet atarız. En azından biraz görsel zevk olur. Şuradan iki okçu şu. Kellemiz yanımızda dursun. Şurayı bir daha sarmaşıklayalım. Ne olacak? Şurayı bir iskeletleyelim. Kelle avcımıza atalım. Ne yapayım? Şu sarmaşığı şuraya atalım. Dondurmayı ne yapalım? Dondurma da eve götürelim ya. Aynen. Klan kalesinin dondurması. Evimize götürelim. Keyfimize bakalım. Nan 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 nan, nan nan. Tamamdır. Üçten de arkadaşlar. Bakın şimdi size barbar kral skin'i show yapayım. Dondurmayı atmayacağım adam. Üçlenmese gene atmayacağım. Atmıyorum. inat ettim. Neyse barbar kralın skin'ini görelim arkadaşlar. Bu skin çok iyi ya. Bakın. Dev eldivenle de bir başka oluyor değil mi? Felaket. Çok güzel bir üçlük atıyor ve burada videomuza veda ediyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son durumu da şöyle bir göstereyim diyorum arkadaşlar. Like'larınıza, aboneliklerinize çok ihtiyacım var. Gerçekten arkadaşlar. Sakın salmayın. Sayfa çok güzel gidiyor kanalımız. Şu ekran dondu o geçsin diye uğraşıyordum. Rakip 11 saldırıda 23 yıldız. Biz 9 saldırıda 24 yıldız aldık. 3 tane 3 yıldızımız kaçmış oldu. Aynen 1 numara 3 numara ve 12 numara. Geri kalan hepsini üçleyeceğimizi düşünüyorum şahsen. Bu savaş gününü aldık kabul ediyorum. Çünkü iki savaş avantaj bir de yıldız avantajımız var. Yani 7 yıldız avantajdayız şu an. Ee, yarın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.